yine başlar, yeni yeni başlar International TV. Ortada kalmadan kabur yapalım her zaman International TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusunda A10 Royal Pass'la alakalı yeni görüntüler var. Onlardan bahsedeceğim. Onların incelemesini yapacağız. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere gece itibariyle Discord erişimine Türkiye'de yasak geldi arkadaşlar. Tabii bir şekilde giren arkadaşlar illaki var. Yalnız bu yani... Erişim engelinin bir hafta 10 gün sonra açılacağını düşünüyorum ben işin açısı. Nasıl Instagram'da olduğu gibi burada öyle olur. Videolardan mahrum kalmak istemiyorsanız arkadaşlar YouTube kanalımızın hemen girdiğinizde ana sayfasının üst kısmında arkadaşlar bağlantılar kısmı var. Burada ekranda da gösterebilirim. Bizim Discord'umuz hala açık. Yani onda bir sıkıntı yok. Hani arkadaşlarımız da mevcut. Buradan da diğer hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Yine Discord'a girebilenler varsa Türkiye dışında onlar da yine Discord adresimizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ya çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Evet Discord'da yani bazı hiç hoş olmayan şeyler yapılıyor, yapanlar var. Yapılmış da. Ama ve lakin buradaki olay hani Discord'da Türkiye'nin bir şekilde arayışı bulması lazım diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla kişi Discord'u normal olarak kullanıyor. Benim kendi görüşüm. Yani önemli olan hani kim suç işliyorsa onun yakalanıp suçunu çekmesi. Yani topluca bir kapatma olması bana göre mantıklı değil. Şimdi arkadaşlar hemen A10 Royal Pass kısmına geçelim. Bu arada dünkü videomuzda arkadaşlar kanalda biliyorsunuz bu yeni setle alakalı, yeni premium sandıkla alakalı, AG'dir bunlarla alakalı birkaç bir şey çekmiştim. Eğer onun bildirimi gelmediyse onu da izleyebilirsiniz bu videodan sonra. Şimdi hemen geçiyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere birkaç gün sonra oyuna tabi A9 Royal Pass'ın bonus pası gelecek. Ayın 15'inde de Kasım'ın 15'inde de arkadaşlar A10 Royal Pass geliyor. Şimdi bu arada silahlar belli oldu. Şu an 1, 2, 3, 4 tane silahı biliyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Setimizi de göreceğiz. Hemen diğer setlerle alakalı da şeyimiz var. Görüntümüz var. Şimdi birinci seviyede A9'da ne gelmişti? Şöyle bir bakarsak şöyle bir set gelmişti. Bence güzel bir setti. A10'da da arkadaşlar hemen şöyle ekrana veriyorum. Birinci seviyede geleceğimiz set bu. Ya kış modu olacağı için arkadaşlar zaten kışa özel. Bence uygun bir set olmuş. Güzel olmuş. Hoş duruyor. Tabi buradan da hemen yandan da silahı görebiliyorsunuz. UBU silahı geliyor arkadaşlar. Deseni de gözüküyor. Mavili, kırmızılı biraz ön tarafı sanki açık kahverengi altı turkuaz renkli gibi. Böyle bir silah deseni de ekleniyor. Yani birinci seviyedeki silah normal şartlarda nerede geliyor abi? 10. seviyede geliyor değil mi? Yani 10. seviye silah diyebiliriz. Şu anki setin elindeki silah. Evet bir seviye seti bu şekilde arkadaşlar. 50. seviyede ekranda gördüğünüz gibi bir bıçağımız geliyor arkadaşlar. Böyle bir üst seviye olacak. Kanatlı falan böyle değişik. Bu tabi modla alakalı da birkaç şey söyleyeceğim. 3.5 ile alakalı. 100 seviyede de arkadaşlar söylemiştik değil mi? Burada böyle bir set geliyor. Bu arada mod Tundra şeyi olarak geçiyor. Modu setin ismi de Tundra diye geçiyor. Tabi bu özel bir isim değilse Türkçe manası şu an onun şeyini kontrol etmedim ama 100 seviye setimizde ekranda gördüğünüz gibi yani bir seviye setle uyumlu diyebiliriz aslında. Kız setiyle erkek seti 100 seviyede gelecek olan setimizde bu arkadaşlar. Bir diğer hemen setimizi de gösterdikten sonra silahlara geçelim. Şimdi tabi bu silahların kaçıncı seviyede olacağı sadece bıçak belli. QBU'yu da tahmin ediyoruz 10. seviyede ama QBU geliyor. Bir diğer silahımız arkadaşlar AKM gelecek. AKM silah. Şimdi burada silah yani şurada belki AKM gelebilir mi? Belki burada gelebilir diye tahmin ediyorum.
seviyesini bilmiyorum şu an AKM'nin. Bıçağı söylemiştik, kübeyi söylemiştik arkadaşlar. Belki şurada da 50. seviye, 50. değil pardon. 55'te de bir ihtimal olabilir veyahut da diğer seviyelerde arkadaşlar. Scorpion gelecek. Yani Scorpion, yani tabanca, otomatik tabanca. Kübeyu, otomatik keskin nişancı. Bıçak, yakın dövüş. AKM, otomatik silah. Böyle bütün şeylerden, silah türlerinden oyun almaya çalışmış. Bunlar ekleniyor arkadaşlar oyuna silahlar olarak. Şimdi burayı geçersek hemen bu modla alakalı birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi bildiğiniz üzere arkadaşlar. Ha bir de şey var dur. Yeni güncelleme ile beraber yeni bir silahımızın eklenmesi bekleniyor. Şu Sniper 2033 diye geçiyor. VSS'in amcaoğlu diyebiliriz buna. Böyle bir değişik bir silah. Bu silahı başka oyunlarda oynadınız mı, kullandınız mı bilmiyorum. Ben de kullandıysam şu an hatırlamıyorum. Ama böyle bir keskin nişancı silahının da gelmesi bekleniyor yeni güncellemeyle. Gelelim yeni güncelleme olayına. Biliyorsunuz globalde resmi olarak paylaşılan tanıtımda böyle bir tanıtım vardı. Versiyon 3.5 işte Buz Tundura. Tundura ne demek ya? Tundura'nın ona bir yoruma yazsanız arkadaşlar eğer bakan varsa şu an. Şu an videodayken hiç şey yapamadım. Böyle bir mod geliyor. Tabi ekranda böyle dedik bir canavar gibi bir şey var. Eli falan gözüküyordu. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Dragon geliyor. 3.5 güncellemesinde. Tabi Dragon'un görünüş şekli bu şekilde mi olur? Biraz daha farklı mı olur? Onları geldiğinde göreceğiz. Güzel gibi gözüküyor. Bu normal kurt modundaki Dracula gibi burada bildiğim kadarıyla boss olarak olmayacak arkadaşlar. Biraz daha farklı olacak. Belki bir görsel şölen olarak olabilir. Nasıl daha önceden Godzilla Kong'la hani böyle savaştırıyorduk ya. Belki o tarz bir şeyler olabilir. Belki haritanın bazı yerlerinden bu dragon çıkıyor olabilir. Veyahut da Çin tarafında buna benzer bir şey gelmişti. Dragon vardı ve bu dragonun üstüne biniyorduk. Normal bu George Bull'un dağında oluyordu dragon arkadaşlar. Oraya Çin seti yapmışlardı. Orada aktif edip dragonla uçuyorduk. Tabi bu büyük bir ihtimalle yine ya George Bull Dağı'nda olur ya da Stalver Tepesi'nde olur diye düşünüyorum. Yüksek bir yerde olacağı için, karlı bir şey olacağı için. Ama sanki mantıken Stalver Tepesi'nde olur diye düşünüyorum. Evet modumuz da şimdilik bu şekilde. Tabi yarın Perşembe ya da Cuma da arkadaşlar yeni beta güncellemesinin gelmesi bekleniyor. O geldikten sonra da artık yavaş yavaş diğer şeyler de belli olacak. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.